Burası ÖSYM'nin sınav paketlerinin oluşturduğu alan. Kapalı dönem diye adlandırdığımız matbaa sürecimiz. Yaklaşık 20 bin metrekare üzerine kurulan alan. Bu alanda sınav paketleri oluşturuluyor. Sorular tekrar tekrar çözülüyor. Bu alan üst düzey güvenliğe sahip bir alan. Sizlerin de görmüş olduğu gibi Faraday kafesiyle çevrelenmiş bir alan. Her türlü elektromanyetik dalganın iletişimi yasak olduğu, iletişime kapalı olan bir bölge. İçeriye giren görevlilerimizin tamamı hem X-ray cihazlarından geçirilip sonrasında güvenlik görevlilerinin üst aramasıyla içeriye alınıp sınav süreçlerinin tamamıyla burada geçirildiği bir alan olarak tanımlanmaktadır. Kapalı dönem matbaamız bizim sınavın büyüklüğüne göre değişiyor. 10 günden başlayıp 45 güne kadar süren bir süreç var. Tabii bizim derdimiz bu süreçleri daha da kısaltmaya çalışmak. Çünkü hocalarımızı 40-45 gün gibi bir süre içeride tutmak hakikaten gerçekten de çok zor. Ama en azından bu süreçlerde onların içeride her türlü rahatlarını sağlamak anlamında imkanlar sunuyoruz. Yemek, servis görevlileri, matbaa görevlileri ve bizim uzmanlarımız ve soru denetleme yazmaya gelen, sınav paketi oluşturmaya gelen hocalarımızdan oluşuyor. İçerisi. Yükseköğretim kurumları sınavı başta olmak üzere ÖSYM'nin yaptığı tüm sınavların soru kitapçıkları kapalı matbaada basılıyor. Kapalı matbaa sürecinde ÖSYM görevlileri 45 gün boyunca dış dünyayla bağlantı kuramıyor. Görmüş olduğunuz kırmızı çizgin içerisi artık bizim kapalı dönem matbaa diye adlandırdığımız alan. Tüm matbaa görevlileri buradan öncelikle az önce görmüş olduğumuz gibi X-ray cihazlarından aranarak artı güvenlik görevlileri ve emniyet personellerinin fiziksel aramasından geçerek içeri geçmek zorunda. Her türlü elektronik eşya hiçbir şey içeri giremez. 10 günden başlayıp 45 güne kadar sınav sürecinin, sınav paketinin oluşturulma sürecinin yaşandığı alan bu alan. Gene sınavın bitimiyle beraber görevlilerimiz bu alandan dışarı çıkmaktadırlar. Kapalı dönem öncesinde sınav paketlerinin oluşturulması için görevlilerimizin ihtiyaçlarına binaen tüm malzemeler burada X-ray cihazından geçerek içeri alınmaktadır. Sorularımız seçilip, en az 3 kez çözülüp, denetlemesi yapılıp, paket oluşturuluyor. Deneme baskısı yapıldıktan sonra asıl baskıya geçmeden önce o deneme baskısı burada uzmanlarımızın eşliğinde sorular tekrar tekrar okunup yazılım hatası, görsel hata, baskı hatası gibi hataların olmaması anlamında son denetlemenin yapıldığı bölge burası. Dolayısıyla bu bölgedeki denetleme tamamlandıktan sonra asıl kitapçık baskısına geçilmektedir. ÖSYM'ye gelen binlerce hocamız bulunmakta. Dolayısıyla biz herhangi bir sınavda bir hocamızdan en fazla bir soru seçmek istiyoruz. Ki bu da gene kendi sınav güvenliğimize ilişkin. Biliyorsunuz ki bir soru yazıldığı zaman 4-5 en az 3-4 denetimden geçtikten sonra bazen hoca kendi sorusunu da tanıyamayabiliyor. Bu çok önemli bir ayrıntı. Yüzlerce hocanın soru yazdığı bir sınavda bir hocadan da en fazla bir soru seçerseniz, dolayısıyla ki bu seçimi de her bir sorunun soru etiketi bulunmakta. Zorluk derecesi, hocanın adı, denetleyen gibi böyle alt etiketleri göre seçim yapıyoruz ve her bir hocadan en fazla bir soru seçmek şartıyla sınav güvenliğinde başka bir şekilde de gene güvence altına almış oluyor sınavımızı. Her alan kameralarla 7/24 izlenmektedir burada. Düşünün, Faraday kafesi, sinyal kesici jammerlar, tek bir elektrik kablosu ya da tempeste filtrelenmekte. Dolayısıyla bu düzeyde, üst düzeyde güvenliğin olduğu iddiamız odur. Uluslararası standartlarda böyle bir sınav merkezi, sınav matbaası bulunmamakta. Soru kitapçıklarını biz bu makinelerde oluşturuyoruz. Bu makineler üst düzey teknolojinin, son teknolojinin kullanılmış olduğu alan. Bu alandan dünyada sayılı matbaa bulunmakta. Türkiye'de de bu anlamda tek matbaamız burası. Üst düzey teknolojinin olmuş olduğu alan, bölge.
yaklaşık YKS sürecinde geçen sene olmuş oldu, görmüş olduğunuz gibi 3 milyon, 3,5 milyon civarındaki adaya hizmet verdiğimiz soy kitapçılıkların oluşturulduğu alan bu alan. Kapasite ve dijital baskı anlamında dünyada bu seviyede bir matbaa bulunmamakta. Bir günde 200 bin dijital kitapçık, dijital baskı olarak kitapçık burada basılmakta. Dolayısıyla biz bu anlamda da iddialıyız. Dediğim gibi geçen sene 45 günlük süren bir YKS süreci 6,5 milyona yakın adayımız bulunmaktaydı. Dolayısıyla 30 günden de fazla dijital baskı süreci burada yapılmış oldu. Artı sınav paketlerinin oluşturulması, sınav kutularının yüklenmesi, araçlara yüklenmesi ve oradan ilgili sınav merkezlerine gönderilmesi, dediğim gibi 45 güne varan bir süreç bu süreç. Burada bu süreci geçiriyoruz. Herhangi iki adayın soru kitapçığında sorular yer değiştiriyor. Bununla kalmıyor, cevaplar da yer değiştiriyor. Dolayısıyla birbirine eş iki kitapçık bulmak mümkün değil. Görmüş olduğunuz gibi YKS sürecinde kullanacağımız 1500 ton kağıt burada bulunmaktadır şu anda. Çok büyük bir yükün. Sınav paketleri bunlarla oluşturuluyor. 1500 ton, 5,5 milyon kitapçık. Çok büyük bir yükün. Tekrar söylüyorum, bu adet dijital baskı olarak yapılan başka bir matbaa bulunmamakta. UPS bölgemiz Ankara'da elektrik kesilmesi durumunda dahi hiçbir zaman elektriğimiz kesilmez, jeneratörlerimiz aktif olarak devreye girmekte. Sınav güvenliğimiz bu anlamda sağlanmaktadır. Türkiye'de YKS'de 110 bin salonda yaklaşık sınavımızı yaptık. 110 bin salon poşetinin oluşturulduğu alan bu alan. Burada oluşturulmakta. Onlar da poşetlenmekte. Gene aynı şekilde. Tek tek poşetlenmiş soru kitapçıkları salon ve bina bazında tekrar poşetlenip ilgili soru kutularına ve cevap kutularına konulmaktadır. YKS sınavında kullanılacak soru kutularının olduğu bölgeyi görüyorsunuz. Tam burada tam 150 bin adet soru kutusu bulunmakta. Gördüğünüz gibi devasa bir boyut. Devasa bir süreç burada işlemekte. Ve bu kutular RFID etiketleriyle beraber güvenliği sağlanmakta, takip edilmekte. Dolayısıyla sınav süreçlerinde adayın soru kitapçığının yanlış soru kutusuna girmenin önüne geçiyoruz bu vesileyle. Su geçirmez poşetlerle poşetlenmiş
soru kutularımız şu RFID cihazlarından geçerek ilgili sınav merkezlerine gönderilmekte. Dolayısıyla herhangi bir soru kutusunun farklı bir bölgeye gitme imkanı asla bulunmamakta, bunun kontrolü de RFID cihazlarıyla olmakta. Dolayısıyla bir adayın soru veya bir okulun soru kutusu daima bu RFID cihazlarıyla beraber doğru bölgeye gidip gidilmediği, eksik kutu varsa onun da uyarısını gene bu sistem bize söylemekte. Buradan da sorular kamyonlara, tırlara yüklenmekte. O tırların arkasında da elektromekanik kitlerle ve anlık takip cihazlarıyla da bu soru paketlerimiz, soru kutularımız ilgili sınav merkezlerine ulaşımı kontrol edilmektedir bizler tarafından. Burası atık kağıt imha bölgemiz. Burada her türlü müsvedde kağıtlarımız, baskı hatası olan soru kitapçıklarımız öğütülmekte. Öğütülmüş kağıtlar, kitapçıklar, müsveddeler, hocaların kullanmış olduğu müsveddeler bu hale gelmekte. Hiçbir soru kitapçığı, hiçbir müsvedde kağıt, baskı hatası olan hiçbir şekilde dışarıya çıkmamakta, çıkışına izin verilmemekte asla. Bu oda ÖSYM personelimizin kaldığı oda. Burada içeriye sürekli hava pompalanmakta. ...20.000 metrekare kapalı alan bulunan matbaanın normal havayla temas edildiği tek alan burası. Ki bu alanda gene gördüğümüz gibi Faraday kafesiyle kapatılmakta. Kapalı dönem öncesi içeri sokulan malzemelerin tamamı bu mutfakta işlem görmektedir. Biraz şaşırtacağım sizi ama ekmek dahi bu fırınlarda yapılmakta. Dolayısıyla burası kapalı dönemde görev alan görevlilerimizin yiyeceklerinin oluşturulduğu alan, bölge. Matbaa döneminde görev alan görevlilerimizin yemeklerini yediği yemekhanemiz burası. Badminton alanımız burası. Dolayısıyla biz görevlilerimizin her türlü sporsal aktivitelerin gerçekleştirilmesi imkanlar sunuyoruz biz burada. Badminton alanımız, squash alanımız, voleybol, basketbol, futbol alanlarımız. Dolayısıyla bir görevlimizin, bir hocamızın her türlü sporsal aktivitelerin ihtiyaçlarını giderebileceği alanlarımız mevcut. Fitness salonlarımız burası. Hocalarımızın fiziksel aktivitelerini, formda kalmalarını sağlayan bölgemiz. Dolayısıyla biz kapalı dönem matbaa içerisinde zihinsel, sosyal, sportif sağlıklarını sağlama anlamında elimizden gelen tüm imkanları sunuyoruz. Kısacası diyoruz ki biz 4 yıldızlı bir otel konforu sunmaya çalışıyoruz hocalarımıza. Bu bölgemiz SETA bölgesi. Bu bölgemizde sınav evraklarının depolandığı ve cevap kağıtlarının optik formlarının dijital ortama aktarıldığı bölge. Sınav evrakları sınav bitiminden sonra bu bölgede optik düzeyde depolanıyorlar. Üst düzey teknolojiyle beraber optik okuyucular sisteme değerlendirmeye aktarılıp inşallah sınav değerlendirmesi burada yapılmaktadır. YKS için bir yıla yakın bir süreç var. Dediğim gibi soruların oluşturulması, kırmızı alanda
denetlenmesi, şifrelerin havuza konulması, sınavdan 2 ay önce buraya gelmesi, burada güvenlik tedbirleri gördü, bu güvenlik tedbirlerinden geçmesi içeri, sonra tekrar hocaların bir daha soruları, tekrar soruları çözmesi, bu soruların soru paketlerinin oluşması, kitapçıkların basılması, paketlerin oluşması, kutulara konması, kutular ki her bir salon sonun ayrı ayrı, düşünün etiketlerle, barkodlarla bu muazzam bir işlem yapılıyor. Sonra bunlar kamyonlara yükleniyor, kamyonlar elektronik kilitlerle kapatılıyor, anlık takip cihazları takip ediliyorlar ve sonra ilgili sınav merkezlerine gönderiliyor. Burada büyük bir süreç, bir yıla yakın bir süreç var. Düşünün geçen sene 3,5 milyon adayın işin içinde olduğu, yüz binlerce görevlinin, 1 milyon yakın görevlinin bu süreçte görev aldığı bir süreç. Sınav süreci, büyük bir operasyon.